Nasıl yalnız kalacaksın? Bu adamla görüşmeye devam edersen olacağı bu. Aklını kullan, adama acı. Bu yol çıkmaz yol. Boşuna debelenme, anladın mı? Evine git. Benden haber bekle. Akşam arayacağım seni. Sen kimlere bulaşmışsın? Nasıl bir pisliğe bulaşmışsın ya? İyi tamam. Anlattığıma pişman etme. Olmaz öyle. Kurtul bu kızdan. Aklını kullan. Sen artık Reşat Yaşar'ın adamısın. Eğer bunun sürmesini istiyorsan ona göre yaşayacaksın. Pisliğin içinde değil. Öyle değil mi? Merhaba. Ya büyük geçmiş olsun. Sağ ol. Nasılsın oğlum? Açmışsın gözlerini. Daha iyiyim. Neyse ucuz atlatmışsınız. Allah sizi acıdı vallahi. Öyle. Ben daha fazla yormayayım Mustafa'yı da sonra uğrarım tekrar, tamam mı? Gerek yok, zaten çıkarım. Ya nereye çıkıyorsun? Dur bakalım bir. Siz rahat mısınız? Başka bir odaya aldırayım mı? Hayır hayır, gerek yok. Peki tamam. Bunu alın, bir şeye ihtiyacınız olursa lütfen beni arayın. Ben yollarım adamları zaten. Sağ olun, teşekkür ederiz. Reşat Bey'in bu arada selamı var. Oradan beni ara dedi ama zaten senin konuşacak halin yok. Ben anlatırım ona her şeyi. Peki tekrar geçmiş olsun. Ayağınıza sağlık. Sana dediklerimi sakın unutma. Bir an önce ayağa kalkmaya bak, tamam mı? Hadi hoşça kalın, görüşürüz. Güle güle. Niye öyle bakıyorsun? Baban karakola gitmiş de. Tamam, anladım. Konuşmaya gerek yok. Geçtik mi acaba? Yok, ben bakıyorum sağa. Şu adama soralım mı? Pardon. Mercan Toptan Gıda nerede biliyor musunuz? Bu yol üzerindeymiş. İleride 500 metre sağda. Tamam, teşekkürler. Bu ne ya? Herkes 500 metre ileride diyor. Neyse, en azından doğru yoldayız. Kalbim deli gibi çarpıyor. Orada olmaları çok küçük bir ihtimal. En azından nerede olduklarını öğrenebileceğiz. İnşallah. Hikayesini anlattığında bir sürü boşluk dolmuştu kafamda. Niye beni korkularla büyüttüğünü anlamıştım. Kendi korkularıymış meğer, kendi çaresizliğiymiş. İlk kez gerçek mukaddesi gördüm ama yaptı yine yapacağını. Sen gel bir istersen. Hayır, ben de geleceğim. Kolay gelsin.
Biz Salih Mercanlı'ya bakmıştık da burada mı kendisi? Salih abi az önce dışarı çıktı. Peki ne zaman gelir? Vallahi bilmiyorum. Bekleyelim. Bence hiç beklemeyin, bugün gelmez. Hadi ya, hay Allah. Ben yardımcı olayım, ne vardı? Yok, bizim kendisiyle konuşmamız lazım. Bugün buraya bir hanımla çocuk geldi mi? Yani Salih Bey misafiri. Vallahi bilmiyorum. Heh, Ali, bir baksana evladım. Buyurun. Beyefendilere bir yardımcı olsana. Ya biz Salih Bey'e bakmıştık da o da dışarıdaymış. Evet, akşamüstü gelecek. Salih Bey'in yanında misafirleri var mıydı? Bir bayanla bir çocuk. Evet, birlikte çıktılar. Peki nereye gittiler? Ben nereden bileyim abi nereye gittiklerini? Hemşerisiydi herhalde Ildır'da. Onları bir yere bırakacaktı herhalde. Yengenin elinde bavul vardı. Cebinden arasa. Numarası kaç? Ben nereden bileyim numarasını? Sen kendi numaranı şuraya yaz. Gelince ben seni aratırım. Lan oğlum soğuttun çayları. İsmimi, numaramı yazdım. Gelince mutlaka arasın beni. Söylerim. Remzi amca hoş geldin. Bak babası da geldi. İsterseniz onunla konuşabilirsiniz. Bunları Salih'in evine yolla. Yeni dünya. Çocuklar seviyorlar diye aldım. Torunlara vardı bize yok mu Remzi amca? Gel sen de al. Buyurun siz de alır mısınız? Yok sağ olun. Salih abi arıyorlar. Konu neydi? Eğer alacak verecek meselesi ise ben size yardımcı olayım. Yok onunla biz başka bir konuda konuşacaktık da. İsmim numaram orada yazıyor. Gelince mutlaka arasın bizi. Hadi gidelim. İyi günler. İyi günler. İyi günler. Kim bunlar? Sabah gelen hanımın akrabaları herhalde. Önce Salih abiyi sordular. Sonra yanında çocuk var mı dediler. Allah Allah. Sen şu Salih'i bir arayıver. Tamam. Kahretsin, karıştırdıkça altından başka bir şey çıkıyor. Adam evliymiş, iki tane çocuğu varmış, delirmiş bu kadın. Hadi bin. Ne olacak şimdi, işler daha da karıştı. Bilmiyorum, bin. İyi istirahatler. Sağ olun. Arabaya binince böyle uyur o işte. Açsana uyanacak. Efendim? Salih oğlum neredesin? Baba bir işim çıktı. Ne işi? Eskişehir'den bir müşterim geldi, onu ağırlıyorum. Birileri geldi buralara. Seni sordular. Kim? Kerim Ilgaz adına bir genç. Kerim Ilgaz mı? Öyle birini tanımıyorum. Eyvahlarım. Yo, hatırladım baba, hatırladım. Asker arkadaşımın şeysi. Ne istiyormuş? Bilmiyorum. Telefon numarası bırakmış. Gelince beni arasın demiş. Tamam. Numarası var bende, ararım onu. Sen ara, bana da haber ver. Ne istiyormuş, ben de merak ettim. Tamam baba, ararım ben seni. Kerim seni mi sormuş? Kim lan o? Şşşt, görümcemin kocası. Benim oraya gelmiş. Eyvahlar olsun. Buldular izimizi, görüyor musun? Allah kahretsin. Düştüler peşimize. Senin kim olduğunu da biliyorlar. Yaktın beni, yaktın sen. Nasıl sen beni yaktın ulan? Şşşt. Ben sana demedim lan buralara kadar gelme diye. Bu vardı gelecek buraya? Salih sus. Lan bir de sülalenle mi uğraşacağım senin? Dert mi aldık başımıza? Bunun dönüşü yok artık. Ne yapacaksın onu düşün nasıl sen? Buralara kadar gelirken bana mı sordun lan? Kendin de düşün ne yapacağını. Başka çare yok diyorum sana, mecbursun. Lan senin için hayatımı mı mahvedeceğim be? He? Dur şakamdan lan, Allah'ın cezası dur şakamdan. Salih yapma. Anne. Çocuk. Lan çocuğuna da sana da be. Niye bağırıyor adam? Korkma, korkma. Korkma. Nereye geldik, evimize gidelim. Yat sen. Korkma sakın, tamam mı? Geleceğim ben hemen. Anne nereye? Sesini çıkarma. Ben geleceğim. Sakın sesini çıkarma.
görüşebilir miyim? Ver ulan şunu. Remzi Bey, bu adres var. Bugün tanışmıştık hani. Murat'ı çok sevmiştiniz. Murat sizin torununuz. Ne yaptın ulan? He Allah'ın izniyle. Ne yaptın ulan? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.